yurttaşımız, madencimiz kendisi. Çok yormak istemiyorum bu anlamıyla. O yüzden dinledik kendisi. Şimdi bir konuğum daha var. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Kendisi de gece saatlerinden bu yana bu süreci takip ediyor. Sizin elinizdeki gelişmeler ne yönde? Tabii ki siyasi anlamıyla da bir değerlendirme gerekiyor. Çünkü Sayıştay raporları ortaya döküldü. 2017 ve 2019 yılına ait değerlendirmeler var. Bir para cezası kesilmiş buraya ve göz göre göre geldiğine dönük iddialar var şu anda gündemde. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunları? Öncelikle onu soralım. Evet, Sayıştay raporu ne demek? Onun üzerinden kısaca bir geçelim. Sayıştay bir denetim otoritesi. Yani devlete ait olan şirketleri, kurumları, kuruluşları denetleyen ve bunları resmi raporlar haline getiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan ve bu bulgularla ilgili işlem yapılmasını sağlayan hayati öneme sahip bir kurum. Sayıştay kendi üzerine düşen vazifeyi yapıyor. 2017, 18, 19 yıllarında ve 2020 yılında Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Amasra müessesesindeki maden ocakları ile ilgili bazı tespitlerde ve eksikleri görerek raporun içine bunları yazıyor. Özellikle 2017 yılı raporunda diyor ki açılan maden ocaklarında, hatlarda çalışması gereken, güvenli bir şekilde çalışması gereken işçi sayısının yarısı kadar işçinin çalıştığı, bunun da bir güvenlik zafiyetine yol açtı. Aynı zamanda üretimi de düşürdü. Karbon monoksit yani oksidasyonu artırdı ve dolayısıyla da bir tehlike arz ettiğini belirtiyor. Yıllar geçiyor. Bu eksiklikler, yani işçi sayısındaki eksik giderilmediği gibi, burada AK Parti maddiyatı düşünerek, kurumun sadece karına zararına bakarak işçi sayısını artırmıyor. Kurumu gittikçe küçülttükçe küçültüyor ve neticesinde bu tedbiri almıyor. 2019 yılındaysa Amasra müessesesindeki bu grizu patlamasının olduğu kotu tarif ederek, tam olarak raporunda yazarak, -300 kotunda artık kömür üretimi başladı. Kömür üretim seviyesi artık yerin 300 metre altında ve yapılan ölçümlere göre gaz içeriklerinin yüksek çıktığını, bunun da grizu patlama riskini artırdığını raporunda belirtiyor. Yani raporun tanzim ediş biçimi itibariyle Sayıştay aslında bas bas bağırıyor ve uyarıyor. Titizlikle kelimesini de kullanarak tedbirlerinizi almanız gerekiyor diyor. Biz yaşanan bu felaketle birlikte bu tedbirlerin yeterince alınmadığını burada acı bir şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla burada olan şey bir deprem değil. Burada olan şey bir sel değil. Burada TTK'nın 5 tane müessesesinde bu kod seviyesinde çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Daha aşağı seviyelerde de yapılıyor. Eğer onlarda sorun olmayıp burada bu felaket yaşanıyorsa, demek ki tam da Sayıştay'ın dediği gibi tam da bu kodda bir sorun var demektir. Ve bu sorun da bu tedbirlerin alınmamasından kaynaklanıyor. Yani giden canların telafisi mümkün değil. Çok acı, söyleyecek kelime de yok. Ancak bu felaket açıkçası göz göre göre geldi. Ve defalarca kez bizim hem mecliste soru önergeleri vererek, hem genel kurulda, hem KİT komisyonunda defalarca kez bu konularla ilgili önlem alınması gerektiğini, ideal işçi sayısının bu müesseselerde, maden ocaklarında sağlanması gerektiğini söylememize rağmen, AK Parti çoğunluğunu kullanarak el kaldır, el indir yaparak Sayıştay'ın tespit ettiği, tedbirlerin alınması gereken bu bulguyu yok sayacak şekilde karar aldı ve neticesinde evet bulguyu yok etti, ama acı gerçeği gerçekle bizim hepimizi yüz yüze getirdi ve bu ateş yine düştüğü yeri başta yakıyor. Yani aileleri, madenci ailelerini yakıyor ve madenci ailelerinin çocukları babalarını kaybettiler. Sadece 14 Ekim tarihinde değil, ömürleri boyunca da bu eksikliği yaşayacaklar. Bu eksikliği yaşatanlar utansın diyorum.
Deniz Bey, son bir soru daha soracağım size. Şimdi sizin kendiniz de aslında bu Sayıştay raporlarına ilişkin çalışmalarınızla daha çok ön plana çıkıyorsunuz CHP'de yaptığınız çalışmalarla. Buna dönük özel bir adımınız olacak mı bundan sonrası? Mesela bu Sayıştay raporlarını tekrar incelemek ve değerlendirmek üzere ya da bu patlamayı ele almak üzere, meclis gündemine taşımak üzere bir adım gelecek mi sizden veya partinizden? Aslında şöyle, atılacak adımları o kadar çok attık ki, o kadar çok defalarca kez bunu gündeme o kadar çok getirdik ki, yani bu duymayan kulaklar, görmeyen gözler maalesef ve bu konuları adeta sanki bu riskler yokmuş gibi hareket eden AK Parti'nin bu ciddiyetsizliği maalesef felaketi getirdi. Dolayısıyla biz aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele devam edecek. Madencilerin hayatını korumak zorundayız. Çünkü biz madenciyiz. Bu bölgenin insanıyız. Bizim hepimizin ailesinde madenciler var. Maden şehitleri var. Daha AK Parti hala Zonguldak'ta 2003 öncesi ve 2014 yılı sonrasında gerçekleşen maden kazalarındaki hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına devlette istihdam hakkını vermedi. Bizzat benim verdiğim kanun teklifi AK Parti'nin kalkan elleriyle reddedildi. Ve dün itibariyle hayatını kaybeden madencilerimizin çocukları da yine aynı durumda. Bu devletimiz bu çocuklara sahip çıkmak zorunda. Babalarına sahip çıkamadık. Evet. AK Parti'nin bu kayıtsızlığı, ciddiyetsizliği nedeniyle sahip çıkılamadı. Ancak bu çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Kaybedilen canların telafisi yok. Söyleyecek çok fazla söz de yok. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey değerlendirmeleriniz için. Evet, Beste Çelik, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz konuğumuzdu. Değerlendirmelerini sundu. Hem siyasi anlamda eleştirilerini sıraladı. Ama bunun yanı sıra burada yaşanan patlamanın da göz göre göre geldiğini işaret etti. O çok konuşulan 2017 ve 2019'da özellikle çıkarılan Sayıştay raporlarındaki Türkiye Taş Kömür Kurumu'na dair belirtilen maddeleri tekrar hatırlattı Deniz Yavuz Yılmaz'da. Ve buradaki son durumu biz bu şekilde aktarmış olalım. Tabii resmi rakamları bekliyoruz bir diğer yandan. Çünkü bizim burada yayın yaptığımız sırada bile ne yazık ki ölü sayısında artış yaşandı. Bizler de canlı bir şekilde ekranlara getirmek zorunda kaldık o anları diyelim. Akıllardaki soruysa